Biz zaten bu süreçte Cumhurbaşkanı adaylığıyla meselesiyle ilgili olarak bir görüşme, bir diyalog, bizim 2021 Eylül'de açıkladığımız tutum belgesinin içeriğine dair bir konuşmanın önemli olduğunu, bir değerlendirmenin önemli olduğunu hep söylemiştik. Dolayısıyla bütün Cumhurbaşkanı adaylarının da bu görüşmeleri yapmasının önemli olduğunu söylemiştik. O çerçevede bir davet olmuştur. Elbette ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi takdiridir bu, ama eğer Türkiye'deki bütün seçmenlerden oy istiyorsa, HDP seçmenlerinden de oy istiyorsa, o zaman doğal olarak demokratik siyasetin bir gereği olarak da HDP'nin önümüzdeki dönem için ne düşündüğünü, nasıl yaklaştığını, bir geçiş sürecinin nasıl olması gerektiğine dair fikirlerinin ne olduğunu öğrenmek, bunları konuşmak, değerlendirmek için bir görüşme yapması doğal olandır. Bu çerçevede eş genel başkanımızın söylediği de göreceğiz önümüzdeki günlerde. Şimdi bu, yani tabii herkes kendini nasıl bilirse başkalarını da öyle düşünürmüş diye bir laf var. Yani bizim kimseyle bir pazarlığımız olmadı bugüne kadar. Zaten bizim derdimiz bir makam, bir koltuk elde etmek değil. Bizim derdimiz Türkiye'de bir tek adam yönetimi var. Demokrasi, hukuk, anayasa, her şey askıya alınmış vaziyette. Büyük bir hukuksuzluk var. Büyük bir baskı ve zulüm oluşmuş vaziyette. Türkiye çoklu bir kriz yaşıyor. Hem sosyal, ekonomik alanda, siyasal alanda. Ve Kürt düşmanlığı artık bu iktidarın gerçekten zirveye ulaşmış vaziyette. Dolayısıyla bizim derdimiz Türkiye'de yeni bir dönemin ikinci yüzyıla girerken, Cumhuriyet'in ikinci yüzyıla girerken yeni bir dönemin başlaması, Cumhuriyet'in demokratikleşmesi ve demokratik Cumhuriyet'e ulaşılması doğrultusunda adımlar atılması, demokrasi ve hukuk alanında bir demokratik değişimin yaşanmasının yolunun açılmasıdır esas itibariyle. Biz var olan düzenle, var olan sistemle bir derde sahibiz ve bunun değişmesi için mücadele ediyoruz. Dolayısıyla biz bakanlık koltuğu pazarlığı, şu bu gibi şeylerle uğraşan bir parti değiliz. Bugüne kadar böyle bir pazarlığımız olmadı. Yarın da böyle bir pazarlık yapmayız. Biz böyle bir anlayışa sahip değiliz. Bizim dediğim gibi derdimiz, mücadelemiz Türkiye'nin bu tek adam rejiminden kurtulması, bir geçiş dönemiyle birlikte güçlü bir demokrasiye hem yerel anlamda hem merkezi anlamda ulaşması için adımların atılmaya başlanması ve Kürt sorununun demokratik barışçı çözümü için bir zeminin oluşmasıdır esas itibariyle. Biz bununla ilgileniyoruz. O yüzden bize işte pazarlık yapmışlar ya da yapacaklar, pazarlık yapmayız falan gibi lafların bize söylenmesinin bir anlamı ve karşılığı yok. O yüzden dün Meral Akşener'in o konuda söylediklerini ben de televizyonlarda izledim. Çok ciddiye aldığımız sözler değil. Herkes kendi işine baksın. Biz pazarlık yapmayız, biz politika ve mücadeleyle ilgileniyoruz. İlkelerle ilgili konuşuyoruz ve 2021 yılının Eylül ayının sonundan itibaren bu politikamızı ortaya koyduk. O gün ne söylediysek 1,5 yıl evvel, bugün de aynı noktada duruyoruz. Ve bu politikaların tartışılması gerektiğini söylüyoruz. Zaten Millet İttifakı'nın bileşenlerinin altına imza attıkları kağıtlara bakarsanız, bizim söylediklerimizin önemli bir kısmına kendilerinin geldiklerini de görürsünüz. Dolayısıyla biz politikalarla ve ilkelerle ilgileniyoruz. HDP'nin olmadığı bir denklemde mümkün değil. Neden mümkün değil? Birincisi, HDP herhangi bir parti değil. Şu anda 7 milyondan fazla oyu olan ve milyonlarca insanı aileleriyle birlikte temsil eden bir partiden söz ediyoruz. Hem bir taraftan Kürt halkını hem de Türkiye demokrasi güçlerini temsil eden bir partiden söz ediyoruz. Türkiye'deki bütün farklılıkları, farklı inançları, kimlikleri, ana dilleri, kültürleri içinde barındıran ve bütün Türkiye'yi temsil eden bir partiden söz ediyoruz. Dolayısıyla HDP'nin içinde olmadığı bir demokrasi adımı gerçekçi değildir. Birincisi bunu görmek lazım. İkincisi, şu anda HDP meclisin üçüncü büyük partisidir. İddialıdır. Önümüzdeki seçimde de yine güçlü bir grup kurma hedefine sahiptir. Dolayısıyla eğer çoğulcu bir demokrasiye sahip olacaksa bu ülke, çoğulculuk geçerli olacaksa elbette ki HDP'nin de fikirleri, politikaları, önerileri dikkate alınacaktır.
O yüzden HDP olmadan demokrasi olmaz. Bu çok açık. Kürt sorunu çözülmeden demokrasi olmaz dediğimiz gibi HDP olmadan demokrasi olmaz. Bunu da söylüyoruz. Ve bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz bu konudaki kararlı duruşumuzdan vazgeçmiş değiliz. Biz eş başkanlarımız da açıkladı. Özellikle yaşanmış olan depremden sonra Türkiye yeni bir döneme girdi. Ve deprem aslında bir kez daha Türkiye'de yaşayan herkese bu iktidarın Türkiye'yi nasıl bir enkaza dönüştürdüğünü görmesini sağladı. Maalesef çok canımızı yaktı, çok insanımız hayatını kaybetti. Ama gördük ki bir kez daha bu iktidar toplumu ve halkı korumak için herhangi bir önlem almamış vaziyette, herhangi bir hazırlığı yok felaketler karşısında. Tam tersine bir durum söz konusu. O nedenle biz depremden sonra yaptığımız HDP Merkez Yürütme Kurulu toplantısında da bu meselenin değerlendirilmesi gerektiğini tekrardan konuştuk. Önümüzdeki günlerde bu konudaki görüşlerimizi Emek Özgürlük İttifakı ile de paylaşacağız. Çünkü biz bir ittifak adayı olarak çıkartacaktık. Öyle bir kararlılığımız vardı. Orada bir fikir birliği oluşursa, hangi konuda oluşursa onu açıklayacağız. Dolayısıyla çok fazla sürmez sanıyorum. Önümüzdeki hafta içinde bu konuda bir adım atılmış olur. Ama dediğim gibi biz üçüncü yolu inşa etme konusunda kararlıyız. Türkiye'de demokrasi mücadelesinin ve demokrasinin gerçekleşmesinin ancak üçüncü yolun güçlü olmasıyla olabileceğini düşünüyoruz. Ve bizler de üçüncü yolun bir parçasıyız HDP olarak, Emek Özgürlük İttifakı olarak da. Dolayısıyla bir taraftan bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Güçlü bir üçüncü yol mücadelesinin gerçekleşmesi için adımları atacağız. Ama öbür taraftan da Cumhurbaşkanlığı seçimindeki tutumumuzu birlikte değerlendirerek bir karara varacağız. Çünkü biz şunu hep söyledik, söylemeye de devam ediyoruz. Mesele bizim açımızdan var olan, demokratik olmayan, hukuksuz olan bu düzenin değişmesidir. Bütün hak ve özgürlükleri, bütün demokratik hukuk ilkelerini çiğneyen, ortadan kaldıran bu düzenin değişmesidir olması gereken. Dolayısıyla biz buradan bakıyoruz meseleye. Hani en başında da söylediğim gibi bizim için derdimiz yani işte bakanlık koltuğudur, yok Cumhurbaşkanı yardımcılığıdır falan gibi böyle şeyler değil. Biz bu toplumun rahatlaması, nefes alması ve gerçekten yaşanmakta olan krizlerin aşılması için hangi adımlar atılmalıdır buraya bakıyoruz. Buraya odaklanmış vaziyetteyiz. Politikalarımızı da böyle geliştiriyoruz. En iyi sonuca ulaşacağımız konusunda da çok ciddi bir inancımız, umudumuz var. Yeter ki halk desteğini bizden esirgemesin. Hep birlikte bu mücadeleyi başarılı bir şekilde sonuca ulaştıralım.